Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Din kültürü için hazırlanmış yazılı sorularıyla karşınızdayız. İkinci dönem birinci yazılı arkadaşlar. Özel istek üzerine arkadaşlarımız, 2 üç tane arkadaşımız din kültürü yazılımız var. Yeni yazılmış sorulardan bir sınav yapar mısınız dediler onları kırmadık. Ve hemen soruları cevaplandırmaya başladık. Birinci sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in her bir, her bir 20 sayfasından oluşan 30 bölümden her birine ne denir? Evet 20 sayfadan oluşan her bölüm ayet mi, sure mi, sayfa mı, cüz mü denir? Evet Kur'an-ı Kerim arkadaşlar 30 cüz bölümden ve her bölümü 20 sayfa olan cüzden oluşur. Doğru cevap D seçeneği olacak sevgili gençler. İki peygamberimize Muhammed Ül Emin adının verilmesinin temel sebebi nedir? Bakalım neymiş arkadaşlar? Bu soru çok fazla çıkıyor. Emin ismini çok sevmesi, babasının isminin olması doğru ve güvenilir olması, zeki olması. Muhammedül Emin yani güvenilir Muhammed anlamına geliyor bu arkadaşlar. O halde doğru cevap doğru ve güvenilir olması olacak. Üçüncü sorumuz işe bizden şunu istiyor. İslam dininin inanç esasları yani imanın şartları arasında hangisi yer almaz? Evet imanın şartları bakalım. Peygamberlere inanmak evet, kitaplara inanmak evet, meleklere inanmak evet. Ama kelime-i şehadet getirmek İslam dininin inanç esaslarından değil, İslam'ın beş şartından biriydi değil mi arkadaşlar? Geçelim dördüncü sorumuza. Hangi seçenekte Kur'an-ı Kerim'e en kısa Kerim'in en kısa ve en uzun süreleri birlikte verilmiştir? En kısası arkadaşlar Kevser'dir. En uzun ise Bakara sureleridir. En kısa Kevser ve Bakara nerede var? Doğru cevap C seçeneği. En kısa Kevser, en uzun Bakara sureleridir biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de. 5 Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman ve nerede doğmuştur yani dünyaya gelmiştir bildiğiniz gibi 20 Nisan 571 ve Mekke arkadaşlar doğru cevap B seçeneğindeymiş 20 Nisan 520 571 ve Mekke'de dünyaya gelmiştir. Geçelim 6. sorumuz. Bakalım bizleri ne kadar zorlayacak. Peygamberimize gelen ilk vahiyin anlamı hangisidir? A. İlk vahiy biliyorsunuz Alak suresinin ilk 5 ayetinden yani ilk vahiylerinden biri hangisidir arkadaşlar? Yüce Rabb'in adıyla oku değil mi? O halde ilk gelen vahiyin anlamı okudur. Doğru cevap A seçeneği. 7. sorumuza geldiğimizde ise Kur'an-ı Kerim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım beraber yanlışı bulalım mı arkadaşlar? Bakalım. Kur'an-ı Kerim'in son ilahi kitaptır. Bu doğru mu? Evet, artı koyduk. Bu doğru. Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed'e gönderilmiştir. E, bu da doğru. Kur'an-ı Kerim'in her bir cümlesine cüz denir. Aa, her bir cümlesine cüz değil, ne denir? Ayet denir, değil mi? O halde buna eksiği koyduk ve bu yanlıştır dedik. D. De, Kur'an-ı Kerim'in tek harfi dahi değişmemiştir. Doğru arkadaşlar. Buna da artıyı koyduk. Geçelim 8. sorumuza. Komşularla ilişkilerimizle ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Bakalım bulalım. Komşularla ne yapmamamız gerekiyormuş? İhtiyaç duyduklarını onlara yardım etmeli, onları koruyup gözetmeliyiz. Doğru. Komşularla ilişkilerimizde onlara rahatsızlık verecek söz ve davranışlarda bulunmalıyız mı? bulunmalıyız. Evet arkadaşlar bu yanlış. Bulunmamalıyız. Olur mu böyle şey? Komşular rahatsız edilir mi arkadaşlar? C komşularla karşılaştığımızda selam vermeli. Doğru arkadaşlar bu da doğru. Hasta olan komşuların ziyaretine gidilmeli ve iyi dileklerde bulunmalıyız. Bu da doğru. Ama komşularımızı rahatsız etmemeliyiz. 9. Yüce Allah tarafından nurdan yaratılan ve gözle görülmeyen varlıklara Melek denir değil mi sevgili arkadaşlar? Boş bırakılan yere ne gelmeli? Biz zaten yazdık. Melek diye değil mi? Doğru cevap. A seçeneği. Geçelim 10. sorumuza. Gel bakalım aşağı. Evet. Allah'ın gönderdiği son ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir? İncil mi, Tevrat mı, Zebur mu, Kur'an-ı Kerim mi biliyorsunuz? İslam dininin kitabı ve Hazreti Muhammed'e gönderilen kitap son ilahi kitaptır. Ve ismi ise bildiğiniz gibi Kur'an'ı Kerim'dir değil mi arkadaşlar? Doğru cevap D seçeneği. Bir sonraki sorumuz bir eşleştirme sorusuymuş. Eşleştirelim bakalım arkadaşlar. Hazreti Muhammed'in aile bireylerinin isimlerini eşleştiriniz. Babasının adı neydi? Abdullah nerede? 3 gördüğünüz gibi 3 arkadaşlar. Getirelim şuraya yazalım. Annesinin adı Amine'ydi. Nerede? 4 Amine getirdik. Dedesi Talip nerede? 2 Amcası Ebu Talip ki kendisini büyüten kişidir değil mi? 5 Eşi ise ilk eşi daha doğrusu Hazreti Hatice birdir. Eşi dendiği zaman hata olur. İlk eşi deseydi daha iyi olurdu değil mi arkadaşlar? Evet bir Hazreti Hatice ilk eşidir. Geçelim 12. sorumuza. Burada ne verilmiş? Amentü duası verilmiş arkadaşlar. Eksik bırakılan yerleri tamamlayınız diyor. Evet. Biliyorsunuz Amentü duasının içinde e, kelime-i yani İslam'ın İmanın şartları var arkadaşlar İslam'ın dedik. İmanın şartlarını içinde barındıran bir duadır biliyorsunuz. Amentü duası. Yapalım bakalım. Amentü burada boşluk bırakılmış. Burada ne olacak arkadaşlar? Billahi değil mi? Amentü. Billahi ve melaiketihi ve buraya ne geliyor arkadaşlar? Kütübihi değil mi? Kütübihi hata yapmayalım kü, tü, kütü, bihi. Ama bu hi, sondaki üstü şapkalıdır arkadaşlar. Ve rusulihi arkadaşlar. Ru, sü, li, hi. Yine üstü şapkalı. Şu R harfi yalnız yanlış yapmayalım. Evet. Kaderi arkadaşlar kaderiden sonra ne gel Şöyle okuyalım isterseniz arkadaşlar hepsini ve e, memleketi vel yevmil ahıri ve bil kaderi hayrihi olacak değil mi? Hata yapmayalım. Dikkatli gidelim. Hayrihi yine şapkalı ve şerihi olacak burada. Şer ihi mina lahi teala ve la del meft hakkun a burada hakkun yazılmış. H harfinin yazmış öğretmenimiz. Ya olabilir. Bunda da yazılabilir. Hakkun eşhedü en la ilahe illallah olacak değil mi? Büyük aynen yazalım arkadaşlar. İllallah. Şurada A'nın üstüne şapkayı koyalım ya. Ve Eşhedü enne abduhu. Burada ne olacak? Muhammedun değil mi arkadaşlar? Muhammedin abduhu ve resulühü. Evet bir yerde boşluk bıraktık mı? Hayır, boşluk kalmamış arkadaşlar. Geçelim 13. sorumuza. Bu tarz sorular sizi de oyalayacaktır arkadaşlar. Hata yapmamamız gerekiyor gerçekten. Yavaş yazmamız gerekiyor. En küçük bir harfte biliyorsunuz anlam direkt değişiyor. 13. Aşağıda günlük konuşmalarımızda kullandığımız dini kavramlar yazılmıştır. Bu kavramlardan doğru olanlar ilgili boşluğa numaralandırınız. Hı, doğru anlamını götürüp karşısına yazınız demiş arkadaşlar. Buraya bakalım ne yazmamız gerekiyor. Allah'ın peygamberleri arasındaki elçilik görevi yapar. Bütün peygamberler Allah'ın vahilerini ve melek bu melek getirmişti. Kimdir bu? Elbette ki Cebrail bir numara. Cebrail aleyhisselam. İkiye bakalım. Görev, görevi ölüm sırasında canlıların ruhunu almak. Azrail arkadaşlar. Nerede Azrail? Dört numara Azrail arkadaşlar. Can alan melek Azrail'dir. Biliyorsunuz insanların sağında ve solunda bulunan iki melek. Kiramen katibin tabiki ki arkadaşlar biri sağda biri solda bulunur. Dünya ve dünya dışı bir takım fiziki olayların yağmur rüzgar. Bu kim arkadaşlar? Mikail değil mi arkadaşlar? Mikail doğa olaylarını gerçekleştiren kontrol eden melektir. 2. Bakalım ne var? Kıyametin kopması ve yeniden diriliş için olmak. Üzeri iki defa sura üfleyen melek. Tabii ki İsrafil bu. İsrafil 3'teymiş. İsrafil e, sura üfleyecek olan melek İsrafil'dir. iki defa arkadaşlar. Evet 13. sorumuz da bitmiş. Geçelim 14. sorumuz. Yine doğru yanlış ve uzun bir soru arkadaşlar. Doğru yanlış olarak cevaplandırın demiş. Hazreti Muhammed çevresindeki güçsüzlerin, kadınların, kölelerin hakkını savunmazdı. Yanlış olur mu böyle bir şey arkadaşlar? Savunurdu. İki bir Müslümanın bir başkasıyla üç günden fazla küs kalması helal olmaz. Yani haramdır. Evet bu doğru arkadaşlar. 3 Kur'an-ı Kerim baştan sona ezbere okuyan kimselere hacı denir. Aa, hacı mı denir arkadaşlar yoksa ne denirdi? Hafız değil mi? Hacı değil, hafız denir. Bu bilgiyi de verelim. Yanlış. 4 Dinimiz ilim öğrenmeye ve öğretmene büyük önem ve değer vermiştir. Doğru mu? Elbette ki doğru. 5 ve sonuncu doğru. Yanlış sorumuz Kur'an-ı Kerim ilk suresi Kevser suresidir diyor. Hayır. İnen ilk Alaktır arkadaşlar. İnen ilk yer alan Fatiha'dır. Fatiha. Ha Kur'an-ı Kerim'de yer alan ilk Tekrar basalım. İlk ilk sure arkadaşlar Fatiha'dır. İnen ilk sure ise Alaktır. Yani biz buna yanlış diyoruz. Kevser değildir. Geçelim bir sonraki sorumuz 15. sorumuz. Bir boşluk doldurma sorusuymuş. Boş yerleri kelimelerle Doldurunuz. Kelimeler Kabe, Hazreti Adem, Ayet, Hira mağarası ve Cebrail aleyhisselam. Bakalım arkadaşlar yapalım. Kur'an-ı Kerim'in her cümlesine ne denir arkadaşlar? Elbette ki ayet denir. Yeryüzünde Allah'ın adını almak amacıyla yapılan ilk ibadet elbette ki neresidir arkadaşlar? İlk ibadethane Kabe'dir. Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed'e aracılığıyla indirilmiştir. Kim aracılığıyla? Cebrail aleyhisselam aracılığıyla arkadaşlar indirilmiştir. İlk insan ve ilk peygamber kimdir sevgili gençler? Hazreti Adem'dir değil mi arkadaşlar Hazreti Adem? Son sorumuzu cevaplamadan sizden ricamız lütfen kanalımıza abone olun videolarımızı beğenin ve yorumlarınızı esirgemeyin ki sizlere yeni yazılılar ve isteklerinizi yerinize getirmeye devam edelim. Videolar kısmına gidin. Bütün derslerinizin videoları orada var. En az 13-14 tane her derste arkadaşlar hepsini dinleyin ve yüz alın. 5. Hazreti Muhammed'de ilk vahiy nerede gelmiştir arkadaşlar? Nur Dağı, Hira Mağarası değil mi arkadaşlar? Hira Mağarası'nda gelmiştir. Evet Nur Dağı, Hira Mağarası'nda gelmiştir. Evet sevgili gençler sınav burada bitti. Gerçekten çok güzel bir sınavdı. Rehberlik servisi sizlere teşekkür ediyor bir sonraki sınavda buluşmak üzere hoşça kalın başarıyla ve bizimle kalın sevgili gençler sizleri çok seviyoruz